Kanal Çare'den herkese selamlar değerli izleyiciler. Bugün 23 Eylül 2024 Pazartesi Almanya'daki gelişmelerle karşınızdayız. Önce haberlerimizden bazı başlıklar. Almanya'da sigaraya yeni bir zam gelmesi gündemde. Bir diğer başlıksa Almanya'da en çok aranan 3 meslek belli oldu. Bu meslek sahipleri Almanya'da adeta aranan meslekler grubuna girdi. Değerli izleyiciler, Almanya'da seçim kutlama etkinliğinde AfD'li yetkililer çok radikal söylemlerde bulundu. Söylemlerin detayları birazdan bültenimizde olacak. Almanya genelinde karta zam geldi. Artık otobüslere, trenlere daha pahalı bilinecek. Ne kadarlık bir zam geldi birazdan bültenimizde olacak. Değerli izleyiciler, Almanya sınır kontrollerini başlatmıştı. Sınır kontrollerinde şimdiye kadar kaç kişi yakalandı detaylar birazdan bültenimizde. Detaylara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. TikTok'tan da bizi takip etmeyi unutmayın ve detaylar. Değerli izleyiciler, Almanya'da Aşağı Saksonya Sağlık Bakanı Andreas Philipp, sigara fiyatlarının 3 euro artırılmasını ve tütün vergilerinden elde edilen gelirin gençler için önleyici programlara harcanmasını önerdi. Bakan Philippi, bence tütün vergilerini tekrar önemli ölçüde artırmalıyız. Almanya'da 20 adet sigara içeren bir paketin ortalama fiyatı şu anda 7 veya 8 euro civarında. Benim fikrime göre bu fiyat rahatlıkla 10 ya da 10 bin euro olabilir dedi. Halihazırda bir paket sigaranın fiyatının %70'inden fazlası devlete vergi olarak gidiyor. Gençler için koruma ve önleme programlarına aktarılması önerildi. Hükümet böyle bir öneriyi kabul edecek mi? Göreceğiz. Almanya'daki sigara fiyatlarına 3 euro zam gelmesi gündemde. Biz de konuyu takip ediyoruz. Değerli izleyiciler, bir diğer haberimiz ise Almanya'da 3 meslekte on binlerce işçi açığının bulunduğu ortaya çıktı. Almanya genelinde el işçiliği sektöründe ciddi bir kalifiye eleman sıkıntısı yaşanıyor. Almanya Ekonomi Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırmaya göre özellikle İnşaat elektriği ve otomotiv teknolojisi alanlarında büyük bir açık bulunuyor. Şu anda yaklaşık 18.300 inşaat elektriği ve 16.300 otomotiv teknisyeni pozisyonu için uygun niteliklere sahip iş arayan bulunamıyor. Ayrıca sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme tekniklerinde de 12.200 kişilik bir açık olduğu belirtiliyor. Şirketlerin ihtiyacı hızla artıyor. Araştırmaya göre bu mesleklerdeki yeni eğitim sözleşmelerinin sayısı yavaş da olsa artıyor. Ancak şirketlerin ihtiyaçları daha hızlı büyüyor. Araştırmanın yazarı Lida Malin bu konuda şu uyarıda bulundu. Bu yüzden aradaki fark her yıl daha da büyüyor. El işçiliği erken sorumluluk ve krizlere dayanıklı kariyerler fırsatları. Almanya bir taraftan işçi açığını Avrupa ülkelerinden kapatmaya çalışırken diğer taraftan da mavi kart programlarıyla Türkiye'de dahil olmak üzere yurt dışından birçok kişiyi Almanya'ya getirmeye çalışıyor. Diğer taraftan bir sonraki haberimizde göreceksiniz. Almanya'daki Alternatif Almanya Partisi, Irkçı Parti de bütün göçmenleri sınır dışı edeceğinden bahsediyor. Bu nasıl bir çelişki? Bunun araştırılması ve tartışılması gerekiyor. Değerli izleyiciler, AfD'nin seçim kutlama etkinliğinde herkesi sınır dışı edeceği sloganları atıldı. Brandenburg eyaletinde yapılan parlamento seçimlerinde %29,2 oy oranıyla %30,9 oy alan Sosyal Demokrat Parti'nin ardından ikinci olan aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi'nin taraftarları bu sonucu kutladıkları etkinlikte sözleri bütün gece eğleneceğiz olan bir şarkıyı herkesi sınır dışı edeceği şeklinde değiştirerek söyledi. Brandenburg eyaletinin başkenti Potsdam'da Pazar akşamı yapılan kutlamaya AfD'nin Brandenburg Eyalet Başbakan Adayı Hans Christoph Berni'nin yanı sıra partinin eş genel başkanları Alice Weidel ve Tino Chiropalla ve AfD Thüringen Eyalet Başkanı Börg Höcke de katıldı. Çok sayıda genç AfD'linin Die Atzen isimli grup şarkısının sözlerini herkesi sınır dışı edeceği şeklinde değiştirdiği etkinlikte mekandaki bir panoya da milyonlarca sınır dışı sloganı yazıldı. AfD taraftarlarının daha sonra kutlama yapılan mekandan dışarı çıkarak sokakta devam ettiği kutlamada hep bir ağızdan Doğu, Doğu,
Doğu Almanya isimli şarkı söylendi. Söz konusu şarkının sözleri daha sonra da değiştirildi ve diğer taraftan AfD karşıtlarının da bir karşıt gösterisi oldu Almanya'da ve değerli izleyiciler maalesef Avrupa'nın genelinde Fransa'da da Almanya'da da sığınmacılara, göçmenlere ve mültecilere karşı aşırı sağcılar harekete geçmiş durumdalar. Almanya'nın göçmenlere ihtiyacı var. Almanya göçmenler olmadan kalkınamaz. Bunu AfD'nin mutlaka anlaması gerekiyor ve bu tarz etkinliklerin artması Almanya'da özellikle göçmenlere karşı, sığınmacılara karşı, mültecilere karşı tepki oluşmasını sağlıyor. Hükümetin bu konuda sert tedbirler alması gerekiyor. Ve değerli izleyiciler, bir diğer haberimiz Almanya'da Almanya biletine zam geldi. Almanya genelinde banliyö trenlerinde otobüs, tramvay ve metro gibi toplu taşıma araçlarında geçerli aylık Almanya biletine yeni yıl itibariyle 9 euro zam yapılacak. Federal Ulaştırma Bakanı Volker Wissing de eyalet ulaştırma bakanlarının katıldığı Özel Ulaştırma Bakanları Konferansı'nda ayda 49 euro olan Almanya bileti fiyatının 58 euroya yükseltilmesine karar verildi. Ulaştırma Bakanları Konferansı Dönem Başkanı Güzeyren Vesfalya Çevre, Doğa ve Koruma ve Ulaştırma Bakanı Oliver Krischer, biletlerin cazibesini koruması ve toplu taşımadan daha çok yararlanılması için fiyatları daha fazla arttırmadık açıklamasını yaptı. Değerli izleyiciler, Almanya sınırları çok sıkı tutmaya başladı. Almanya'da 540 kişi sınırlardan geri çevrildi. Resmi verilere göre son bir hafta içerisinde Almanya'ya kaçak olarak girmeye çalışan 540 kişi sınırlardaki kontrollerde yakalanarak geri gönderildi. Bunlardan 23'ünün daha önce Almanya'dan sınır dışı edildiği ancak yeniden girmeye çalışırken yakalandıkları belirtildi. Federal Polis Teşkilatı Başkanı Dieter Röhm'ün sınırda kontrolleri yapan elemanlarımızın başarılı çalışmaları sayesinde Almanya'ya düzensiz göçü engellemekte kararlıyız. Kontroller ilk etapta daha önce de ilan edildiği gibi 6 ay sürecektir dedi. Öte yandan kontroller sırasında 196 kişinin sığınma başvurusunda bulunduğu, bunlardan 99'unun diğer Avrupa Birliği ülkelerinde de başvuruda bulunduğu belirlendi. Yetkililer bu ülkeler sığınma başvurularını kayıtlara almayıp çok açık bir biçimde Dublin Sözleşmesi'ni ihlal etmişlerdir şeklinde tepki gösterdi. Değerli izleyiciler, dünyadaki gelişmelere baktığımızda da dünyada da ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Orta Doğu oldukça gergin. Orta Doğu'da özellikle İsrail ile Lübnan arasındaki gerilim artarak devam ediyor. İsrail bir yandan da Gazze'de insanları açlığa mahkum etmeye devam ediyor. Suriye'den, Irak'tan ve Lübnan'daki Hizbullah'tan da İsrail'e karşı saldırılar gelmeye başladı. Orta Doğu'da her an büyük bir savaş başlayabilir endişesi hakim. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı ülkeler İsrail'i koşulsuz desteklemeye devam ettikleri için İsrail de pervasızca çevredeki bütün ülkelere saldırıyor. Biliyorsunuz İsrail'in bir planlaması var. Arz-ı Mevut planlaması ve bu planlamasını gerçekleştirmek için de çoluk çocuk hiç kimseyi ayırt etmeden maalesef İsrail vahşet sergilemeye devam ediyor değerli izleyiciler. Türkiye'deki gelişmelere baktığımızda da Türkiye'de de Diyarbakır'da katledilen narin olayının detayları hala araştırılıyor. Türkiye'deki medyada da bu konu sık sık gündeme getiriliyor. Değerli izleyiciler, sizlerin fikirlerini almak istiyoruz. Almanya'da AfD'nin göçmen karşıtı söylemleri konusunda sizler neler düşünüyorsunuz? Sizce AfD Almanya'da iktidara girirse göçmenler açısından bunun etkileri neler olur? Yorum kısmında bize yazmanızı bekliyoruz. Bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.